Merhaba herkese. Video'ya hoş geldiniz tekrar. Madrid'deyiz, İspanya. İlk defa Madrid'e geliyoruz. Bir iş sebebiyle geldik. İşimizi hallettik. İşimizi halletmişken kısa bir video da yapalım. Şu an anladığımız kadarıyla Madrid merkezindeyiz. Böyle bir bina var. Tam olarak öğrenemedik ama. Centro yazıyor sadece orada. Centro, yani Madrid'in merkezi kısacası. Şu binada Amerikan evi yazıyor. Böyle de bir bina var, onu uzak göremiyoruz. Ama yürüyeceğiz, bakacağız. Madrid, internette gördüğümüz kadarıyla yaklaşık 7 milyon nüfus bir şehir. İspanya'nın başkenti. İspanya, Avrupa Birliği. Monarşi bir ülke burası. Yani kraliyet. Kralın tam olarak ne görevi var onu bilemiyoruz ama normalde başbakanlık sistemi. Bizim günlük hayatta haberlere göre genelde yani siyaseti takip ettiğimiz kadarıyla başbakan dinliyoruz size, bakan dinliyoruz. Bunların kraliyet meselesi çok şey değil. Yani çok ön plana gelmiyor. Ama yani monarşi burası. İşte City Bus. Bina yine bu taraftan. Şöyle bir caddeye devam edeceğiz. Burası da gece gezdik oradan. Cristiano Ronaldo'nun CR7 bir otel vardı. Bildiğim kadarıyla da onun birkaç oteli var böyle. Bu bina Google'a girip İspanya Merkez Bankası. Bu şey herhalde bir tane var ya film, dizi, La Casa de Papel, tam olarak hatırlamıyorum ama burada mı çekilmiş, burada mı sayılmışlar neredeyse. İspanya Merkez Bankası bina. İspanya Avrupa'nın en büyük ülkelerden biri. Ekonomi olarak da güçlü bir ülke. Diğer ülkeler olmaz. Yani diğer ülkeler kadar olmazsa da. Mimari olarak bu merkezde birkaç böyle değişik bina var. Ben Macaristan'a gitmiştim. Mimari olarak orada daha güzel şeyler vardı. Burada da şeye ön plana geliyor böyle. Monarşi ile ilgili, kraliyet ile ilgili bir şeyler var. Tabi bilemiyoruz çok. Ama onlar var böyle değişik. İşte cephe falan. Öyle geziyoruz, detay bol bol alıyoruz. İşte İspanya'dayız, Madrid.
İspanya'da anladığım kadarıyla fazla yabancı var. Birçok Avrupa ülkesinin olduğu gibi İspanya'da öyle. Burada iki tane engelli geçiyordu. Özellikle dikkatimi çeken şeyden, Latin Amerika'dan çok var. Peru, El Salvador, ne bileyim, Costa Rica, Meksika gibi gibi şeyler. Burası da böyle bir sokak, böyle bir bina. Yani fazla yabancı var mı burada? Burası da Madrid'in en meşhur yemek caddesi, yemek çarşısı gibi bir şey geçiyor. Mercado de San Miguel. Mercado, market, böyle çarşı gibi bir şey demek. İşte San Miguel de kimse artık, yani kısaca böyle yemek çarşısı işte. Yani böyle binalar var. Ama içinde yemek yemek de insanlara bakın ya. Yani öyle bir yemek yemenin anlamı da ne anlamıyorum ama burası turist. Thank you.
Hello. Duruş çok Cihan iyi. Bey, patronumuz ileride. Patronumuz ileride. Patronumuz Cihan Bey. Balkon butu bizde. İspanya ile ilgili düşüncelerinizi ve fikirlerinizi alabilir miyim? Antik mimarisi bizi çok etkiledi. Evet. Fakat insanların Türklerden pek bir farkı olmadığını anladım. Bağırarak konuşmaları, İngilizce bilmediklerinde teker teker İspanyolca bağırarak yani anlatmaları. Sen bu adamları mı övüyorsun şimdi, bizi mi sövüyorsun anlamadım. Övmüyorum da daha doğrusu da. Bizi mi övüyorsun, bunları mı sövüyorsun? Kimseyi övmüyorum, kimseye sövmüyorum. Yani iki tarafta birbirine benziyor. Nasıl geçti İspanya? İspanya macerası. İlk iki gün bayağı yorgundu. Evet. Fuar beklediğimizden iyi geçti. Ama sonrasında gezinti ve işlerimizin iyi gitmesi tabii bizi mutlu etti. Şimdi de Madrid'i geziyoruz. Biz bu arada Can Bey'le aynı şehirde çalışıyoruz. Kendisi mühendis, ben de pazarlama kısmında. Yani ilk defa bu kadar vakit geçiriyoruz birlikte. İnşallah yani hem kendimiz adına hem şirket adına güzel işler, güzel şeyler yapıyoruz. Tabii ki de bugün patron bizi yani yorgunluk bir zaman sonrasında bizi bugün gezdiriyor. Hani gezdiriyor deyince yani bu zamanın tanıdığı imkanı neyse. Şimdi burada bir katedral var herhalde, meşhur bir katedral. Genelde ülkelerde Can Bey, evet. Türkiye dahil, yani Türkiye'de saraylar var sultanların, yanlarında büyük camiler var. Burada da kraliyet var, burada da bu katedral, katedral yazıyor orada. Diğer tarafta da şöyle çevireceğiz, kraliyet binası. Yani şu an açık mı, kapalı mı, işlek mi bilmiyoruz ama bu şekilde. Ve önünde şu kalabalığın olduğu yerlerde orada park var. Kraliyet, yani kraliyetin bahçe alanı, bunu bir ara bozmuşlar, yenileyeceklermiş. Sonra duyduğum kadarıyla becerememişler. Halka da açmışlar sonra. Detaylar alacağız.